Herkese selamlar. Yine kapalı bir Alman havasıyla şaşırtmayan bir şekilde günümüze başlıyoruz. Peki size bir soru. Hangisi daha kötü? Soğuk havada bisiklet kullanmak mı? Yoksa bacak gününe bisikletle gitmek mi? Ve böyle yokuşları bacak antrenmanından sonra aynı bisikletle, kıytırık bisikletle döneceğimi bilmek mi? Bu arada kesinlikle eldiven giyme havası. Normalde giyiyorum ama bugün şimdi video ayağını unuttum. Şu an elim donuyor yani. Bak şimdi nasıl duracak? Hop durdu, sağ olasın. Medeniyet. Evet, yolu gösterirken bugünün menüsünü anlatıyorum. Tekrar bir bacaklarımı büyütesim var. Yaklaşık 6 hafta falan. Biraz yüksek tekrarlı bacak günleri yapmak istiyorum. Çok 5x5 yapabilecek bir durumda değilim açıkçası. Eklemlerimi zorlamak istemiyorum. O yüzden ağır girmeyeceğim. Biraz hem eklem bakımı hem de yine zıplamamı da geriletmeyecek şekilde çok yüksek tekrarlarda olmayan sıçramalar yapacağım. Yüzlerce kere zıplamıyorum ama yapacağım squat orta ağırlıklarda yüksek tekrar olacak. Haftada 4 gün sıçrama olacak ama bu sıçramalar bacak günleri dışında hafif olacak. Daha çok ısınma drilleri gibi, yani maksimum zıplamalar içermeyen minimal zıplamalar olacak. Tepki süresini azaltmak için, yerden daha hızlı çıkmak için, yani daha çok bilek ağırlıklı sıçramalar olacak. Bacak günleri dışında yaptığım o iki ekstra sıçrama günü. Onlar günün başında, yani itiş veya çekiş gününden önce maksimum 20 dakika falan alacak şeyler düşünün. Ve o günlerde yapacağım bacaklar daha çok tek bacak ağırlıklı çalışmalar olacak. Yani çift bacağı aynı anda çalıştırdığım değil, tek bacak zıplama tekniğini geliştirecek şeyler olacak. Aynı zamanda aşil tendonu, eklemler, bağları da bu olaylara, zıplama olaylarına alıştıracak şekilde olmuş oluyor yani. Bugün, peki bugün ne yapacağız? Bir 10-15 dakika omuz fizik tedavi hareketleriyle başlayacağız. Hala çünkü omuzum rahat değil. Bayağı bir fizik tedaviye ihtiyacım var. Ameliyattan sonra omuz hala tam olarak açılmadı. Ve sağ omuz açılmamışken, sakat omuz açılmamışken aksiyonlarıma hızlı geri dönmek istediğim için bu sefer sol omuzum ağrımaya başladı. Yani bir şeyler yapıyordum ama sağ omuz acımasın diye büyük ihtimalle sol omuz kendine çok fazla yükleniyordu. Bu aralar üst vücutta da çok narin ve hafif bir şekilde gidiyorum. Omuz fizyo hareketlerimizi yaptıktan sonra alt vücudu olabildiğince ısıtacağız. Ondan sonra da ufak zıplama drilleriyle başlayacağız. Başta bilek ağırlıklı oluyor bunlar. Yani dizimizi çok bükmeden yapabileceğimiz hızlı sıçramalar. Ondan sonra da çok yüksek tekrarlara varmayacak şekilde diz baskın sıçramalarımız olacak ve bunların hepsi çift bacak ağırlıklı olacak. Biraz bacakları büyütme sezonumuzda devam edeceğiz. Yeni başladım buna. Bacaklarım son zamanlarda yine bayağı küçülmüştü. Yüksek kilolarda az tekrar yapabileceğim bir formda hissetmiyorum kendimi. Bunlara hazırlık olarak da bir hipertrofi sezonumuzu atlatalım. Ondan sonra tekrar kuvvet ve güç çalışmalarına daha çok odaklanarak gideceğiz. Ama şu an için hipertrofi ve güç çalışması yapmış oluyoruz. Şurada da hiç takılamadım da bir ara takılmak istiyorum aslında. Bazı bacak günlerini ama hava çok soğuk ya. Umarım güzel bir antrenman videosu olur. Ve umarım siz de seversiniz. Neden bayağıdır video çekmiyorum? Tabi klasik sakatlıklarla uğraşırken insan eski formda olmadığını bilince şimdi bunu niye paylaşayım diyorum ki yani. Kendimi biliyorum. Ama belki bu süreçleri de merak edenler vardır. Salonda video çekemiyor olmamın en büyük sebeplerimden birisi, İnsanlar video çekildiğini falan görünce geliyor, video çekmeye beni koyma falan diyorlar. Haklılar da.
O yüzden bugün biraz erken gelmeye çalıştım salona. Biraz dediğim bir gibi falan, ama burada şu an bile yani burada bisiklet görmüyor olmanız salonun biraz boş olduğu anlamına geliyor umarım. Oh,
Bakalım bu bacak günlerini seri yapmaya çalışalım. Şu anki sezonumuz hipertrofi ile güç karışık. İlk günümüz olsun bu. İlk antrenman. 1-1,5 ay böyle gitmeyi planlıyorum. Ondan sonra vücudum daha iyi hissederse 5x5 modunda daha çok kuvvet ve güç odaklı bir antrenman programına belki geçebilirim. Çok fazla öyle şey yapamıyorum. Hani bir program yazayım da ona uyuyayım diyemiyorum. Çünkü vücudumun halleri çok değişken oluyor. Yani mutlaka o yazılan programı sağlığıma, o anki durumuma göre değiştirmem gerekiyor. Belli bir kurala tam olarak uymaya çalışırsam daha ağırlı olabilir yani benim için. Bu sağ omuz iyileşsin diye uğraşırken sol tarafın error vermesi tatları kaçırdı yani. Almanya'da ilk defa bakalım ortopedi doktoruna gideceğim. Bir randevu aldık. Tabii bayağı bir ay sonrasına falan vermişlerdi artık. 2 hafta falan mı kaldı? Öyle bir şey olması lazım. Yani MR çekmeleri lazım. Oradaki kas veya tendonda bir sıkıntı olabilir yani. Tabii ki sağdaki gibi ciddi bir şey değil de. Bir ne olduğu belli olsun. Ona göre hiç orayı zorlamayayım ya da sadece fizik tedavi üst vücut olarak yani. Ona bir bakayım. Çünkü sağın ne kadar kötü olabildiğini gördük. Solda da böyle uyarılar veriyorken üstüne gitmek istemiyorum yani. Şu an hala kurtulabilir bir durumda. Ben temkinli olmaya çalışıyorum. Evimize geldik.